Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. Bu kanalda yer alan yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim sadece kişisel görüşlerimdir. Yatırım kararı sizlere aittir. Ben iyi niyetle burada sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Küçük sermayeli, pardon, küçük yatırımcıyı korumaya çalışıyorum. Küçük sermaye şirketler tabii ki hedefimiz. Türkiye'de bu alanda yapılmayanı yapıyoruz ve başarı oranımız da gayet çok çok bana sorarsanız yerinde. Hocam niye yerinde? Sen kendinden biraz fazla bahsediyorsun yaptıklarında. Niye bahsediyorum? Çünkü açıkçası bu iş için emek veriyoruz. Dün 3 tane hisse söyledim. Bakın dünkü videomu açın izleyin. Yükselme alım yerinde olan hisseler diye Edip, Miatek, Peykent. Bakın 3 tane hisse söylemişim. İkisi tavan olmuş. Edip ve Miatek tavan olmuş. Miatek'i 2 gündür söylüyorum zaten. Hatta galiba haftalık yükselme potansiyeli olan hisselerde de söyledik. 3 gündür söylüyoruz. Üçüncü günde tavan oldu. Dün söylediğim 3 isim, ikisi tavan. Peykent'te bugün yine güzel bir tepki verdi. Yüzde herhalde 3-4 falan yaptı. Tam bilmiyorum ama böyle bir başarı oranı varken bırakın da biz de bahsedelim. Neden de bahsedelim? Çünkü o kadar emek verdiğin şey insanın da başarılı olunca bahsetmek istiyor. Aynı zamanda da özelden çok çok ciddi teşekkürler alıyorum açıkçası. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bazı kişilerin para kazanmasına, çoğu insanların, bizi izleyenlerin para kazanmasına vesile oluyoruz. Tabii ki biz sadece vesileyiz. Son karar tabii ki onların. Ama tabii ki nasip eden de tabii ki Allah. O yüzden de çok çok mutluyuz. O yüzden de bahsediyoruz. Önce endeks analize baktığımız zaman şuralarda biraz oyalanır. Çok korkacak bir şey yok. Şurada yukarı dönebilir veya şuralarda biraz zigzag yapabilir demiştik dünkü videolarımda. Ama bugün son bir saatte, son 1-1,5 saatte güzel alıcı geldi borsaya. Alıcının da gelmesiyle bak şöyle sıcaklık haritasına baktığımızda R-Eder tavan, İşkeye tavan, Miatek tavan. Miatek'i kaç gündür söylüyorum. O kadar da söyleyince tavan olsa bırakın da konuşalım yani insan seviniyor çünkü açıkçası. Analizlerinde başarılı olunca tabii ki seviniyor. Artık buralar dip yapmayın etmeyin demiştik. Stop yerlerinde söylemiştik. Şimdi baktığınız zaman burada yine bakın alımlar gelmiş. Kardemir'de, Tofaş, işte Odaş, BIST 30 hisselerine de gelmiş. Biraz Akbank, Halkbank, biraz bankaları da yukarı taşımışlar. O da endekse etkili olmuş. Burada yalnız bizim stratejimize uyan Agrot bugün çok güzel yükseliş trendine giriyordu saatlik grafiklerde sabahtan. Sonra öğleden sonra çok sert satışlarla devre kesecek pozisyona geldi. Tahtacısı çok ciddi şekilde mal satıyor. Bu endeks toplamasına rağmen bu da insanları açıkçası üzüyor. Bizi de üzüyor. Çünkü bize uyan şirket çok ciddi bu arada kaplar atıyor. İnanılmaz işler bağlıyor. Kaplar atıyor. Ben anlamıyorum. Nasıl oluyor? Nasıl şey yapıyor? Çok vizyonlu işler yönetiyor şirketi bence. Çok ciddi yatırımlar da yapıyorlar. Yatırımlarda da çok bence vizyonlular. Bir şirketi alıyorlar. Atıyorum. 6 ay sonra 30 katına satıyorlar. Gibi böyle durumları da var şirketin. Çok güzel bağlantıları da var açıkçası. Yani nasıl oluyor? Bunu tabii ki biraz da ne derler? Etik dışı satış yaptıkları için devrede kesti ama tabii ki şirkette sorun gözükmüyor ama burada gene şöyle bakalım. Yani bu tarz hareketleri yaparsan ne olur? Şirkete yatırımcı tabii ki küçük yatırımcı malı satar çıkar. Açıkçası insan bunları düşünmüyor değil. Böyle saçmalık olmaz çünkü yani. Bu tarz bir endekste bakın buradan açmış. Bugün 20 günlüğün üstüne çok güzel tepki vermiş yukarı doğru. Gidiyor 50 günlüğe çarpıyor, geri dönüyor. Bu kadar yani satış olacak. Ne oldu acaba şirkette? Ben çok merak ediyorum. Tam buradan döndü diyoruz. Evet. Burada ikili dip yaptı. Buradan yukarılara gidecek. Şuradaki hareketi yapacak. En aşağı veya yandaki hareketi yapacak diyoruz ama açıkçası gitmiyor. Bizim de canımızı sıkıyor. Ama tabii ki o kadar analizin içinde de bir iki tane böyle olsun ne yapalım yani yapacak da şu an bir şey yok. Sonra hisselerimize biraz bakalım. Bu arada hisselerimize bakmadan önce önce ne diyeyim size? Öncesini açıkçası biraz daha sonra konuşalım. Şimdi Peykent diyelim. Peykent'e bakalım. Ya diğerleri tavan oldu. Peykent niye olmadı? Tabii ki insan söylediği hisseleri tavan olması istiyor. Şu bölgeye stop 330'ları 4'lere stop konup hareketlerin yukarı gitmesi beklenebilir diye söylüyordum. Bugün de bakın yeşil mumla çok güzel kapanmış pardon. Gene %3 falan gitmiş diye düşünüyorum. Yine bence alım yerinde bu bölgenin altına 342'lere stop konup gene yarın şirket denenebilir.
Peykent'ten sonra ne demiştik? Tuğ Çelik çok beğeniyoruz. Sermayesinin kaç katı diyelim? Tuğ Çelik'te sermayesinin ortalama 10 katı kar getirdi bu dönem. Geçen dönem 1 katıydı. Bu dönem 10'a katlamış karını. O yüzden hareketler gene yukarı düşünüyorum. Buradan düşen trend çektiğimizde düşen trend yukarıdan çektiğimizde düşeni kırıyor ve buradan onay alıyor. Buradan da hareketler gene yukarı ben bekliyorum. Fazla aşağı düşeceğini zannetmiyorum bu şirketin. Tabii ki endeksinde az bir hareketli olması gerekiyor. Aşağı düşse bile bence Tuğ Çelik'te alım fırsatı olur. Bizim stratejimize uyuyor demiştik. Sonraki şirketimiz bahsettiğimiz RGO. Bu şirketi zaten çok fazla söyledim. Dün dedim hacim biraz düşüyor. Bugün biraz kırmızı mumla kapattı. Bakın eksi gözüküyor kapattığı yer. Ama 5 günlükten de alım geldi. Gene üst taraflara gitmek istiyor. Şirketi 30 liralarda şuralardan çok yerden zaten size söyledim. Sonrasında yaprak dedik. Yaprak dedik. Gene yaprakta da bakın bugün de güzel hareketler vardı. Tavana gidebilirdi bugün de. Yaprak gene çok çok güzel hareketler vardı. Gene başarımızı artıran harika şirketlerin başında geliyor. Arase demiştik. Arase de düşecek, tepki verecek. Bakın alım yeri buralar paylaşmıştım. 1, 2, 3, 3 günde çok güzel. Açıkçası gene para kazandı şirket. Bizi izleyenler de gene para kazandı. Sonra açıkçası araya şu İmaş-M'yi alayım. İmaş-M de açıkçası bak bugün tavan oldu. İmaş-M de ben şuradan bahsettim. Şirket bakın yani bütün analizlerim nasıl çıktığını söylüyorum size. Eski videolarımı izleyenler bilir. Dedim ki buralardan şirket çok ciddi yukarı gidebilir ama düşerse de çok korkmayın bir yerlerden tepki verince alın. Maliyetinizi düşürün. Şuradan bizi izleyen birisi ismini unuttum beyefendinin. Şu yukarılardan almış. Tabii ki aşağı stop yerlerini söylüyorum. Stopuna koymamış. Sonra da yazdı bana hocam stop işte koymadım. Stop ne oluyor falan diye. Ben de burada söylemiştim. Stopu bilmeyen arkadaşlar almasın. Hani zarar edebilir. Yani zararda beklemek onu tatmin etmeyebilir diye. Hocam o kişi bendim. Sizden öğrenmek istiyorum. Stop nasıl konulur falan diye yazdı. Ben de ona Instagram'dan, YouTube'dan yazdı. Instagram'dan özelden yazmasını rica ettim. Instagram'dan yazınca onunla özelden ilgilendim. Dedim ki sizin maliyetinizi beraber düşüreceğiz. Benden haber bekleyin hafta içi dedim. Ama bugün İmaş-M'ye gözümden kaçtı haber veremedim ona ama buradan tavanımız ediyorsun. Bugün buralardan alabilseydi şuradaki maliyetini şuralardan aldığı maliyeti biraz düşürebilirdi. Hemen şuralarda hemen kâra geçmeye başlayabilirdi ama sorun değil. Bugün tavan olması da açıkçası bana da gurur veriyor. Tabii biraz düşebilir korkmayın. Birazdan sonra yine tavan oldu. Tavan demek yarın hareketlerin muhtemelen yukarı gideceği demek çok büyük oranda. Tabii ki bilmiyoruz ama çok büyük oranda diyoruz. Şirket tabii ki bilanço çok iyi gelmedi ama onu da söyledim. Ama buralardan yukarı dönecektir diye söylemiştik. Buranın altına yine stop konup 16.30'lara yine stop konup bakın stopunu da söyleyelim. Hareketler yukarıya düşünülebilir. Yukarıya da sert hareketler olabilir. Aslında bugün bir iki üç şirketle beraber benim radarımdaydı ama İmaş-M herhalde son saatlerde tavan olduğu için onu da kaçırdık. Bunu da günlük trade olarak VIP grubumuzda, Telegram grubumuzda orada da verecektim açıkçası. Ama tabii ki nasip olmayınca olmuyor ama güzel hisselerin peşinde gezdiğimiz zaten çok çok belli. Sonra bu arada yükseliş potansiyeli olan şimdi bir hisse söyleyeceğim. Bugün tam alım yerinde olan hisselerden bahsetmeyeceğim. Zaten çok bahsediyorum ama çok ciddi bir hisse var. Onun için de sizden ricam grubumuza pardon buradan kanalımızın katıl kısmına katılırsanız rica ediyorum oradan Golden VIP üye olursanız size oradan hisseyi Instagram'dan da bize yazarsanız Golden VIP üye oldum diye Golden VIP altını çiziyorum. O hisseyi size de oradan bahsedeceğiz. Çünkü katıl grubumuza talepler var. Yalnız katıl grubumuzun biraz kalabalık olması gerekiyor. Orada canlı yayınlara falan başlayacağız. O yüzden de açıkçası biraz bu şekil de sizden de rica bulunuyorum. Tabii ki yükselme potansiyeli olan harika bir yerde bir hisse istiyorsanız, dibin dibi bir hisse istiyorsanız ve müthiş artacağını düşündüğünüz bir hisse istiyorsanız da buradan lütfen bize katıl grubundan Golden VIP paket alıp bize Instagram'dan yazınız. Biz de tabii kontrol sonrası asistanım. Kontrol sonrası size o bilgiyi verecek ve bundan sonra 2 haftaya ben canlı yayınlara başlamayı düşünüyorum. Canlı yayınlarda da katılanlara
canlı yayında düşünüyorum. Aynı zamanda da Telegram'dan VIP grubumuzdan da oraya katılım olacak. Onlara da konuyu bahsedeceğim. Daha bahsetmedim ama tabii ki çok yoğunluktan onlara da bahsedeceğim. Onlar da katılacağını severek düşünüyorum. Çünkü güzel analizler yapıyoruz, ciddi işler yapıyoruz. Borsa kötü olmasına rağmen kötü günlerde bile biz güzel tavanlar veya paralar kazanıyoruz. Tabii ki bazen de stop oluyoruz. İmaj dedikten sonra ne demiştik? Başka lüks kadife de Voltran oluştu demiştik. Voltran oluştu. Şirket bakın çok düşmüyor. Bakın 5 gün, 3, 4, 5 gün saçma şekilde düşmesine rağmen bakın 20 günlüğüne altına düşmedi. Buralara çarpmadı bile. Bugünkü alıcılımın bence güzeldi. Keşke şuralarda bitirseydi daha iyiydi hareketler. Ama buralardan dönüp de gene yukarı gideceğini çok büyük oranda düşünüyorum. Tabii ki burası borsa bilmiyoruz ama tabii ki tahmin ediyoruz. Çünkü şirketin bu dönem karı çok çok güzel. Miatek demiştim ki Miatek bize uyuyor. Alım yerinde olan diye hisse diye bakın her yerden söyledim. Şu trendinin dibi dedim 1. 2. Fibonacci 618'den bakın dedim ki şurada Fibonacci 618 dibi dedim. Çok çok büyük oranda buradan artacak dedim ve bakın 1, 2, 2 günde bizi izleyenler 10, bugün %10, dün de yüzde herhalde 4, 5, 4 falan olsa %14, 15 gene para kazandı. Açıkçası burada da Miatek'te de gene olayı tutturduk. Sonra başka hangi hisselerimiz var? Beğendiğimiz CVK Maden biraz radarımızdan çıktı ama gene takibimizde biraz aşağılara düşerse gene bence CVK Maden değerlendirilir. Hisse yalnız buralarda artık fitil veriyor. Yani ne olmuş? 537'nin üstüne atmış ama artık hareketler burada biraz daha yavaşlayabilir. Sonra biraz daha aşağı düşebilir açıkçası. Sonra burada takibimizde olan hisselerden başka kim ne yapmış? Bu arada Merit ve Zedur'u da geçen takibimi aldım onu da söyleyeyim. Onu da aslında çalıştım. Onu düşünüyorduk ama alamadan bugün de o da tavan oldu. Onu da ben buradan söyleyeyim. Tavan olan şirketlerin peşindeyiz. Yani bazen yakalıyoruz, bazen alıyoruz, bazen nasip olmuyor. Bazen de tutturuyoruz açıkçası. Başka dediğim gibi Osman. Dün bir sorumuz hocam Osman ne olacak çok beğeniyordum falan diye. Ne kadar düşebilir diye. Ama Osman bugün biraz daha düşmesinden sonra bugün gene tavan oldu. İnşallah sizlere de faydalı oluyoruzdur. Bizle beraber Telegram grubunda aylık çok cüzi bir ücretle beraber yürümek istiyorsanız Telegram'dan lütfen bize pardon Instagram'dan buradan bize yazınız. Burada yazdıklarınızdan sonra asistanım size gerekli bilgiyi verecek. Aynı zamanda o özel hissem için dibin dibi bu hisseden çok büyük oranda bakın %90 hatta 90'ı da geçelim %95 oranında çok büyük oranda orta vade bekleyen çarpı 2-3 yapma ihtimali çok çok fazla. Onun için de lütfen siz de katıl grubundan Golden VIP üyelik alırsanız oradan sizlere de bu hisse bu bilgi verilecek. Bu arada Golden VIP üyelikte iki tane de hisse analizi yapıyoruz. Orada da asistanımla ben beraber elinizde atıyorum bir hisse vardır iki tane. Çok zarardasınızdır veya işte kârdasınızdır. Nerede satacağız, nerede alacağız diye iki hissenin de analizini yapıyoruz. O yüzden bence sizin için de çok faydalı olur. Umarım faydalı oluyoruzdur. Tekrardan görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.